Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Ajanda programıyla yeniden karşınızdayım. Ben Tekin Merşap. Gün içerisindeki gelişmelerden oluşan Ajanda programına başladık. Ve ilk haberimiz Tarsus'la ilgili sevgili izleyicilerimiz. Tarsus Kaymakamı Atmaca gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus'a giderek Kaymakam Bekir Atmaca'yı Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına aldı. Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca gözaltına alındı. Atmaca darbe girişimi ardından sokağa çıkarak kaymakamlık binası önünde toplananlarla birlikte demokrasi nöbeti tutmuştu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam Tarsus'a gelerek Kaymakam Bekir Atmaca'yı Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına aldı. Mersin'e götürülen Kaymakam Atmaca 15 Temmuz gecesi demokrasi nöbeti tutmuştu. Atmaca o gece yaptığı konuşmada milli iradenin galip geleceğini ifade ederek "Şu an burada polisimiz, jandarmamız var. Burada kalabalık olduğu zaman provokasyon olabilir. Meramımızı ifade ettikten sonra yavaş yavaş dağılabilirsek zaten halkımız gereken tepkiyi gösterdi. Bu tür kalabalıklarda provokasyon olabilir. Bizi birbirimize düşürecek kişilere karşı tedbirli olalım. Yavaş yavaş dağılalım." demişti. Bunu burada söylemek istedim. Olayları baştan beri takip ediyoruz. Milli irade üstün gelecektir. Bu anlamda da bunu burada belirtmek istiyorum. Allah'ına tabi şöyle bir sıkıntımız var. Kalabalık olduğu zaman provokasyonlara olma durumu söz konusu olabilir. Bu anlamda da müramımızı ifade ettikten sonra yani yavaş yavaş dağılabilirsek, çünkü zaten halkımız gerekli tepki gösterdi. Bu gibi kalabalıklarda provokasyonların olabileceğini, buna karşı dikkatli olalım. Bizi birbirine düşünecek kişilere karşı tedbirli olalım. Benim buradan söyleyeceğim bunlar. Ben şunu söyledim. Biz kaymakamlık olarak, idare olarak, mülkidare olarak, polis olarak, asker olarak, hep biriz millet olarak. Dolayısıyla hiç vatandaşımızın burnu kanaması için ne gerekiyor zaten gereğini yapacağız. Ve sevgili izleyicilerimiz EKAV'a geçeceğiz. Kısa adı EKAV olan Mersin Ticaret Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı yeni bir projeye daha imza atıyor. Okul öncesi eğitime önem veren EKAV yeni anaokulları açıyor. Kısa adı EKAV olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı, genç nüfusa sahip toplumumuzda değişen eğitim sistemiyle ve çalışanların çoğalmasıyla doğan anaokulu ihtiyacını el attı. Prefabrik anaokullarının yapımı için yapılan protokol sonrası, proje ve dosyaların hazırlandığı ve programın ihale yapma sürecine gelindiği belirtildi. En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana hizmettir fikrinde olan bizler, vakıf yönetim kurulumuz olarak duyurmaktan çok mutlu olduğum ve sizin de mutlu olacağınıza inandığım bir projemizle karşınızdayız. Çok genç nüfusa sahip toplumumuzda değişen eğitim sistemiyle ve çalışanların çoğalmasıyla anaokulu ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Birçok ilçemizde gerek devlet gerekse özel anaokulları yapılıyor, yapılmaktadır. Fakat Merkez Akdeniz ilçemizde bu konuda büyük bir açık olduğunu Sayın Milli Eğitim Müdürlerinden talep gelince öğrendik. Ve harekete geçtik. Mersin Valimiz Sayın Özdemir Şakaca ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca ile 11 Nisan 2016 tarihinde 11 ilk ve ortaokulun bahçesine 2-3-4 derslikli prefabrik anaokulları yaptırmak için protokol imzaladık. Projelerle dosyalar hazırlandı. Program ihale yapmaya hazır hale geldi. İhalenin herkese duyurulması ve şeffaf olması adına bu toplantıyı yapıyoruz. Okulların inşaatı sırasında Mersin ilindeki hayırsever yurttaşlarımızdan ve üyelerimizden malzeme veya maddi bağışlar almaya ve bu bağışçılarımızın isimlerini okullarımıza vererek yaşatmaya gayret göstereceğiz. Umuyoruz ki Mersin'deki hayırsever yurttaşlarımız ve sevgili üyelerimiz bizi yalnız bırakmayacaktır. Okulların projeleri ve teknik şartnameleri, ihale şartnamesi, MTSO 4. kattaki Eğitim Kalkınma Vakfı Bürosu'ndan temin edilecektir. İhale gayet şeffaf olarak denetlenebilir bir şekilde yeterliliği olan herkese açıktır.
Yapılacak olan inşaatların teknik kontrollük işleri Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elemanlarınca yürütülecektir. İhale Mersin Ticaret Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı tarafından yapılacaktır. Tüm ödemeler vakıf tarafından bağış ya da nakit olarak yapılacaktır. İnşaatı 2016-2017 öğretim yılına yetişecek şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Bunun için taleplilerden okul inşaatını 45 gün içerisinde tamamlamasını isteyeceğiz. Bir, ihaleye katılacak firmalar 5 Ağustos 2016 saat 16'ya kadar vakfımızdan ihale dosyasını alabilirler. İki, ilk ihale Sosyal Hizmetler Okulu bahçesine yapılacak anaokulu için olacaktır. Üç, ihale dosya bedeli 250 TL olup vakıf vakfındaki İvanlıoğlu hesabımıza vakfımıza bağış olarak alınacaktır. İhaleye katılacak olan firmalar dekontu ibraz ederek ihale dosyasını vakfımızdan alabilirler. 4. Zatlar 10 Ağustos 2016 tarihinde yine sizlerin huzurunda açılacaktır. İnşaata beklemeden başlanılacaktır. 5. İhale üyelerimizden bağış da yürütülecektir. 6. İşe başlamak için ilk bağışı vakfımız yapmayı planladı ve ilk bağış olarak 100.000 TL ilgili hesaba yatırılacaktır. 7. İşin yapım süresi 45 gündür. 8. Bütün üyeleri ufak veya büyük ilgili hesaba bağış yapmaya davet ediyorum. Bu alanda şunları belirtmek isterim. Diğer okullar hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla yaptırılacaktır. Bağışın miktarına göre okula, sınıfa bağış yapanların isimleri verilecektir. İhale açık usulde teklif alma yoluyla yapılacaktır. İsteklerin tekliflerini götürü bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Teklifler 9 Ağustos 2016 tarih ve saat 16'ya kadar Mersin Ticaret Sanayi Odası binası 4. kat Eğitim Kalkınma Vakfı adresine verilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekler teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarında geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir. Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir. İdare edilen işin bedelini nakit olarak ödeyebileceği gibi bağış yoluyla temin edebileceği malzemelerin de yükleniciye verebilecektir. Bu durumda malzeme bedeli ihale toplam bedelinden düşülecektir. Bu malzemelerin bedelleri sözleşme aşamasında belirlenecek ve sözleşmeye yazılacaktır. Otostopla sevgili izleyicilerimiz Türkiye'nin 81 ilini gezdi. Şimdi sıra dünya turunda. Mersin Üniversitesi son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Ali Mert Demir otostopla Türkiye'nin 81 ili ve 6 ülkeyi gezdi. Yaşadığı hayatın monoton olduğunu düşünüp gezgin olmaya karar veren bilişim teknolojileri öğretmenliği öğrencisi Ali Mert Demir merak ettiği şehirleri gezmeye karar verdi. Yeterli parası olmadığı için otostopla gezen ve yanına aldığı çadır ve tulumuyla istediği yerde konaklayan gezgin öğrenci, yemek ihtiyacını gittiği şehirlerde yaptığı bileklik ve hediyelik eşyaları satarak karşıladı. Çok az para harcayıp Türkiye'nin tüm illerini gezen maceracı öğrenci Demir, şimdi de gözünü dünya turuna dikti. 6 yıldır otostopla geziyorum. Türkiye'yi ve onun dışında 6 ülkeyi gezdim. Nereleri gezdiniz? Türkiye'nin 81'ini gezdim. Onun dışında Nahçıvan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, İran, Irak, Irak'ı gezdim. Otostop aslında her yerden, her andan bir parmak kaldırılarak, baş parmağını, bu bizim meşhurdur, baş parmağımızı kaldırarak işte başlayıp seyahat ettiğimiz bir tur aslında, bir özgürlük yolculuğu. Otostopa çıkarken hiç, yani rotanız yok, hiçbir rota belirleyemiyorsunuz. O an kalbiniz ya da kafanız veya rüzgar nereye veya giden araç nereye götürürse oraya doğru gidiyorsunuz. Aslında rotanızı sizi alanlar, sizi yolda götürenler belirliyor bir nebze. Otostopa çıkmak aslında çok zor bir şey değil. Bir çanta, bir çadır,
ve bir tulumdan gayrı çok bir şey gerektirmiyor aslında. Çantanızı sırtınıza aldıktan sonra sadece ilk etapta gideceğiniz yönü belirliyorsunuz ve parmak kaldırıyorsunuz. Ötesi zaten kendinden geliyor. Burada herhangi bir güzergah yok zaten. Sizi alan insanların gittiği güzergaha göre güzergahlarınızı belirliyorsunuz. Parasız mı ya da nasıl halloluyor? Parasız aslında. Bir nebze parasız seyahat ediyoruz. Kısmi yani cüzi miktarlarla seyahat ediyoruz. Çok böyle parasız kaldığımız dönemlerde daha önceden yola çıkmadan hazırladığımız küçük hediyelik eşyaları, anahtarlıkları ya da bilekleri satarak o anı değerlendiriyoruz aslında. 10 il gezip 10 lira da harcadığınız oluyor. Veya parasız olup gittiğiniz ilde bir iş bulup çalıştığınız da oluyor. O tamamen o anın özgür ruhuna bağlı bir şey. Ve bu çok eğlenceli oluyor. Yolda çok değişik insanlarla, çok değişik fikirlerle tanışıyorsunuz. Çok değişik fikirlere sebep oluyorsunuz. Aslında yol sizin bir nebzede ufkunuzu açıyor. Dünyaya görüşünüzü değiştirebiliyor. Interrail Türkiye diye bir grubun üyesiyim. Bir Facebook grubu, büyük bir oluşum. Son yıllarda 100.000'in üzerinde üyesi var Türkiye'de. Ve insanlar bu gruplara üye olarak birbirlerine bir güven empoze ediyorlar ve bu şekilde yola çıkıyorlar. Kendilerine yol arkadaşı buluyorlar. Ya da bizim coach diye tabir ettiğimiz İngilizceden gelen kanepe, yani kalacak yer buluyorlar kendilerine. Bu bir dayanışma aslında ve bu dayanışma gitgide büyüyor. Bundan sonraki hedefim Hindistan, Pakistan. Daha doğrusu İran, Pakistan ve Hindistan'a gideceğim. Hindistan'da kalmayı istiyorum. Belli bir süre oranın kültürünü öğrenmek istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, sıcak bir gelişme. Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ortak bir basın toplantısı düzenliyorlar. Gerçekleştirdik. OHAL uygulaması ile ilgili Bakanlar Kurulu'nca yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili düşüncelerimizi ve endişelerimizi Sayın Başbakan'a aktardık. Sayın Başbakan not ettiler. Sanıyorum önümüzdeki süreç içerisinde temaslarımız devam edecek. Teşekkür ederim. Evet, değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi olağanüstü hal uygulamasının başladığı andan itibaren hükümetimizce çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin detayları hakkında kendisini bilgilendirdim. Ve bu konudaki bazı hassasiyetleri, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Bu konuyu tekrar hem Sayın Genel Başkan hem de biz gerek bundan sonraki uygulamalar bakımından, gerekse bugüne kadar yapılanlar açısından dikkate alacağız. Ve görüşmelerimiz bu çerçevede devam edecek. Önemli olan süratle olağanüstü hale sebep olan şartların ortadan kaldırılması. Ülkemizde darbe girişimlerinin asla ve asla yakın bir tehdit olmaktan çıkarılması. Bu konuda ortak bir iradenin dünden bugüne itibariyle daha fazla olduğunu da görmekten memnuniyet duydum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine parti başkanları olarak bir araya gelmiştik. Orada bu konu gündeme gelmiş idi. İki şekilde, bir kapsamlı yeni bir anayasanın yapılması, bu çalışmaların yine siyasi partilerin bir araya gelerek devam ettirmesi yönünde bir prensip ve görüş birliği ortaya çıkmış idi. Bir de acil ihtiyaçlara binaen daha az maddeden oluşan ve yine partilerin mutabakatının sağlandığı bir çalışma konusu da benimsenmişti. Bu konuyu bugün ele aldık Sayın Genel Başkan'la ve biraz sonra da
Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaretimizde yine bu konuyu gündeme getireceğiz. Burada gerek AK Parti olarak biz, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi birer arkadaşı görevlendirecek ve onlar kapsamı, sayısı hakkında bir çalışma yapıp genel başkanlara rapor edecekler. Bu gündeme gelmedi. Bu konuda Sayın Genel Başkan'ın zaten kamuoyuna yansıyan beyanatları var. Kaldı ki bu konu anayasa değişikliği gerektiren bir konudur. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, olağanüstü hal kapsamıyla ilgili Sayın Başbakan Binali Yıldırım'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamadan önce bir araya geldiler. Fikir alışverişinde bulundular ve durumla ilgili bilgilendirme gerçekleştirildikten sonra ortak bir basın toplantısıyla bunu kamuoyuna duyurdular. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toroslar ilçemize bağlı Arslanköy Mahallesi'ne gideceğiz sevgili izleyicilerimiz. Arslanköy Mahallesi'nde 3. Şaymana Müzik Festivali gerçekleştirildi. Doğa severler müzikle bir araya geldi. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şaymana Müzik Festivali hem müzik dinlemek hem de kamp yapmak isteyen doğa severleri Toroslar'da buluşturdu. Çadırını kap gel sloganıyla davet edilen doğa severler müziğin keyfini doyasıya yaşadı. Sen korktun mu? Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, doğayla iç içe üçüncüsü gerçekleştiriliyor Şaymana Müzik Festivali ve bu festivalle ilgili bilgiler de alacağız yetkililerden. Merhaba, tanıyalım sizi. Merhabalar, ben Ayşegül. Şaymana Müzik Festivali'nin ilk kurucusu diyeyim. Tabii şu anda büyük bir ekip olduk. Evet. İlk zamanlar küçük bir etkinlikti açıkçası. Ben de korkuyordum bu iş nasıl yürür bilmediğimiz için. Şu anda bayağı bütün Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'dan gelen var. İstanbul'dan müzik grubumuz da var. Evet. Çok geniş kitleye hitap ettik. Evet. Merhabalar, ismim Yiğit. Burada bir kahve standı kurdum. Herkese nitelikli güzel kahve vermek için. Neler ürünleriniz hakkında bize bilgi aktarır mısınız? Genelde el ürünleri mi? Takılar benim, evet, hepsi el yapımı. Daha çok geri dönüşüm mantığıyla takılar yapıyorum. İşte topladığım deniz kabukları, ahşaplar, onları oyuyorum, yakarak bir şeyler yapıyorum. Müzik Festivali'ni ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, doğa ve gençlerin bir araya gelerek müzik eşliğinde yeni arkadaşlıkların kurulmasına vesile olan bu festivali önemsediklerini söyledi. Bu gençlerin, bu özel hazırlanmış olan tesis sahibinin, işte İsmail Bey'in Şaymana tesisleri kenarında kurulan çadırlar, gençlerin burada iki gün stres atması, doyasıya özgürlüklerini son noktaya kadar kullanabildikleri, doğayla iç içe, akşamları özellikle ateş yakarak, sohbet ederek, muhabbet ortamlarının çok sıcak olmuştuğu bir mekandayız, bir yerdeyiz. Hakikaten çok güzel. İşte burası Torosların en uç yerleşim yeri, zirvesi. Yaklaşık 1500 rakıma yakın bir seviyedeyiz şu anda. Ben emeği geçen, işte burada amatör gruplarında sanat icra ettikleri, herkesin de buna koro halinde eşlik ettikleri güzel bir ortam. Muhabbetleri bol olsun. Bu ortamı hazırlayan bütün herkese, tesis sahibimiz başta olmak üzere, katılımlarıyla bugün burayı güzelleştiren
Herkese ben teşekkür ediyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, doğa tutkunları ve müzik severler bir araya gelmişti. Üçüncüsü gerçekleştirilen Şaymana Müzik Festivali'de. Tabii sevgili izleyicilerimiz, Mersin Valiliğinden bir yazılı açıklama gerçekleştirildi. 15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili FETÖ, PDY terör örgütüne yönelik olarak ilimize yapılan mücadele kapsamında terör örgütüyle bağlantılı olduklarına dair kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında bilgiler aktarıyor. Mersin Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile 15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzeni yıkmaya yönelik darbe teşebbüsünde bulunan devletimizin ve milletimizin varlığını, birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ-PDY terör örgütüne yönelik olarak ilimizde yapılan mücadele kapsamında FETÖ-PDY terör örgütüyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen şahıslara yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli rütbelerde 30 askeri personel açığa alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştır. Adalet Bakanlığı personelinden 81 hakim ve savcı açığa alınmış, 72 hakim ve savcı tutuklanmıştır. 6 vali yardımcısı ve 1 kaymakam açığa alınmış, 5 vali yardımcısı tutuklanmış, 1 vali yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. 286 emniyet mensubu açığa alınmış, aralarında daha önceden meslekten ihraç edilenler dahil olmak üzere 21 emniyet mensubu tutuklanmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan 629 personel açığa alınmış, bu personelden 4'ü tutuklanmıştır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelden 228 kamu personeli açığa alınmış, 2 kamu personeli tutuklanmıştır. Örgütle bağlantılı oldukları şüphesiyle 19 kişi gözaltında olup 31 kişi tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalarda 31 Temmuz 2016 tarihi itibariyle toplam 1261 kişi açığa alınmış, 26 kişi gözaltında olup 159 kişi tutuklanmıştır. 44 kişi hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Mersin Valiliği olarak başta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere bütün kolluk kuvvetleriyle işbirliği içerisinde FETÖ-PDY terör örgütüne yönelik mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edilecektir denildi. Evet ve böylelikle ilimizde de gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili Mersin Valiliği'nin gerçekleştirmiş olduğu ikinci açıklamayı da sizlere, yapılan yazılı açıklamayı sizlere aktardık sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Tabii programımızın diğer bölümünde de yerel gazetelerimizin manşetlerini sizlere aktaracağız ve hemen ilk gazetemize geçiyoruz. Mersin İMC gazetesi ilk sayfa ve logo üzerinden verdiği haberlere baktığımızda Ünal'dan sağduyu çağrısı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, Profesör Nurşen Mazıcı'nın canlı yayını bırakmak zorunda kalması ile ilgili gazeteye yaptığı açıklamalar, gazeteye açıklamalarda bulundu. Sağduyu çağrısı yapan Ünal, Nurşen Mazıcı'nın yıllardır Marmara Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptığını söyledi. Mazıcı'yı yargılarken bir canlı yayında söylediği iki kelimeyle yargılamanın yanlış olacağını ve yıllardır çıktığı canlı yayınlarda laik, demokratik cumhuriyetten yana ödülsüz konuşmalara tanık olduğunu dile getirdi. Ve Mersin'e yeni başyapıt deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Mersin'de 5 yıl önce yapılan ve açılışı 2013'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen Deniz Park'ın kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanmıştı. Macit Özcan döneminde yapılan ve kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Deniz Park'ın yıkımı tam yapılmayınca uyuşturucu, fuhuş ve kavgalar için mesken oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimi tarafından Merkez Akdeniz ilçesinin sahil şeridindeki 45 dönüm arazi üzerine inşa ettirilen ve 35 milyon liraya mal olan Mersin Deniz Parkı kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'ın kararı doğrultusuna Burantin Kocaması tarafından yıkılmıştı. Ve devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı gündeme ilişkin soruları yanıtlamış. Demokrasiye darbe açıklamasında bulunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı Habertürk'te yayınlanan tartışma programını bırakmak zorunda kalan Profesör Nurşen Mazıcı'dan sonrasında Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıklamalarına darbe girişimi, sonrası yaşanan gözaltı ve tutuklama furyasından Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla ilişkin gazeteye önemli açıklamalarda bulunmuş. İktidar partisi masum değildir demiş. Erdoğan'ı hapisten biz çıkardık açıklamalarına yer vermiş Sayın Aytu Atıcı. Ve valilikten FETÖ açıklaması az önce sizlere bizler de aktarmıştık. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açığa alınanlar ve bunlar arasında tutuklananların
En son hali valilikten yapılan ikinci yazılı açıklamayla kamuoyuna aktarıldı. S plaka ihalesi yenileniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından rekabet ortamı sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edilen S plaka ihalesi 24 Ağustos'a yeniden yapılacak. Başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında kabul edileceği ihalede plaka sayılarında %100, muammen bedellerde ise %300'ler düzeyinde artışa gidildiği gözleniyor. Kapasite ve muammen bedellerde artışa gidilmesi önceki ihalenin iptaline gerekçe gösterilen rekabetin oluşamaması gerekçesiyle çeliştiği savunuluyor. Değişikliklere karşı yapacak bir şeyin olmadığını söyleyen servisçiler korsan ve güzergah izin belgesine son verilmesini istiyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Taksim mitinginin ardından şimdi de İzmir'de bir miting gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Başkanı Abdullah Özyiğit 24 Temmuz Taksim mitinginin amacına ulaştığını belirterek partimiz bu sefer 4 Ağustos'ta aynı coşku, birlikteliği ve özgür iradeyi İzmir'de tüm Türkiye'ye yaşatacak dedi. Özyiğit tüm Mersinlileri de tıpkı İstanbul mitinginde olduğu gibi İzmir'e davet ediyor. Ve hemen bir farklı gazeteye geçiyoruz. Hakimiyet gazetesi Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca gözaltında logo üzerinden verilen haberle karşımızda. Mersin'de Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre FETÖ darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma Mersin'de sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Atmaca, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Tarsus'ta gözaltına alındı. Atmaca'nın il merkezine getirildiği öğrenilmiş ve tehlike daha geçmedi açıklamasını yapmış AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik. Çanakkale ruhu bir kez daha tezahür etmiştir diyor Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak. Mersin Valisi Özdemir Çakacak darbe girişimi karşısında milletin son derece sağduyulu davrandığını dile getirerek darbenin de ötesinde milletimizi kandırmaya, ülkemizde iç savaş çıkarmaya, vatanımızın parçalanmasına ve işgaline yönelik bu girişimde Çanakkale ruhu bir kez daha tezahür etmiştir diyor. Ve Halit Şimşek hakkında suç duyurusu Büyükşehir Belediyesi Facebook sosyal medya hesabında iftira attığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmecisi Halit Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklamada Şimşek'in sosyal medyada yalan beyan ve haksız ithamlarda devletin kurumunu zarara uğratma, kamuoyunu huzursuz etme ve kamuoyunu yanıltma amacıyla yalan ve iftirada bulunduğu ifade ediliyor. Ve böbreğini küçük kızına bağışladı haberiyle bir annenin çocuğu için fedakarlığını dile getiren haber. Mersin'de böbrek yetmezliğinden dolayı 6 yaşından beri tedavi gören 2 yıl ilaç, 7 yılda diyaliz makinesine bağlanan 15 yaşındaki Menekşener artık tedavilere cevap vermeyince nakil ihtiyacı ortaya çıktı. Anne Meryem Nar'ın böbreğimi kızıma bağışlamak istiyorum demesi üzerine yapılan tetkiklerin sonucu olumlu çıkınca anneden kıza böbrek nakli yapıldı. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteyle. Güney Gazetesi üniversite tercihleri maratonu başladı diyor logo üzerinden verilen haberde. Ülke genelinde yaşanan olaylarda tercihleri etkiliyor. Mersinli öğrenci Mersin'i istiyor. Türkiye'nin son günlerde yaşadığı çalkantılar üniversiteli adayların ve ailelerin tercihlerini de etkiliyor. Rehberlik uzmanlarına göre veliler çocuğum gözümün önünde olsun diyerek çocuğunun Mersin Üniversitesi'ni ya da Mersin'deki özel üniversiteleri tercih etmesini istiyor. Birçok üniversiteli adayı da tercihini başka illerden yana değil Mersin'den yana kullanıyor. Rehberlik uzmanları üniversite tercihi yapacak adaylarda da şehir ve üniversite odaklı olmayın. İstediğiniz bölüm için mücadele edin diyerek uyarıyor. Ve Tarsus Kaymakamı Atmaca'nın gözaltına alındığına dair habere yer veriyor. Taksim'den sonra sıra İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de gerçekleştireceği 4 Ağustos'taki demokrasi mitingi için açıklamalar var. Tarım fuarı hazırlıkları başladı. Anamur 4. Tarım ve Gıda Fuarı kapılarını açmak için gün sayıyor. Fuarın yer tahsis sözleşmesi CNR Fuarcılık Genel Müdürü Arkan Uluçay ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe tarafından imzalandı. 7. Akdeniz Turizm Forumu gün sayıyor. Dünya turizmine yön veren liderler Akdeniz Turizm Forumu kapsamında Mersin'de bir araya gelecek. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye.
Mersin gazetesi de Mersin'de 159 FETÖ tutuklaması haberine yer vermiş. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin Mersin'de yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 159 kişinin tutuklandığı, kamuda çalışan 1261 kişinin açığa alındığı, 44 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Mersin nöbeti bırakmıyor. AK Parti Mersin Başkanı Cesim Ercik, Anamur Bozyazı Aydıncık'taki vatandaşlarla nöbet tuttu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetleri yurdun dört bir yanında devam ediyor. Mersin'de de devam ediyor. FETÖ'nün zerresi kalmayacak diyor AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in yapmış olduğu açıklamalar. AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Fethullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Mersin'in teşkilatı olarak paralel yapıyla mücadelede yoğun bir çalışma içine gireceklerini belirterek bu yapının Mersin'de tek bir zerresi kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Ve Akdeniz Gazetesi de halay çekiyorlardı. Büyükşehir'den Şimşek'e suç duyurusu. Mersin Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda sosyal medyada yalan beyan ve haksız ithamlarla devletin kurumunu zarara uğratma, kamuoyunu huzursuz etme ve kamuoyunu yanıltma amacıyla yalan ve iftira içerikli duyurular yaptığı gerekçesiyle Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmecisi Halit Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve devam ediyoruz. Kökü kazınacak diyor. AK Parti Mersin İl Başkanı Sayın Cesim Ercik'in açıklamalarına yer vermiş. Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'nın gözaltına alındığına dair haber aktarılıyor. Ve Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetlerinin tüm ilçelerde olduğu gibi Mersin'de de devam ettiğine dair haberler var. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Mersin Valisi Özdemir Çakacak Başkanlığı'nda toplandı. Ve Mezitli Dan Kafe'de yaz konseri gerçekleştirilecek. Mersin Belediyesi'nin uygulamaya geçtiği günden bu yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Mezitli Kart örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen. Evet. Ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz gazetelerimizin de sonuna geldik. Ve bugün de ajanda programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.